Arkadaşlar, itfaiye araçlarındaki pompayla sistem aynı. Moto pomp, moto pomp. Yani motor artı pompa. Sistem bu arkadaşlar. Bir motor var, bir de pompa bölümü var. Dolayısıyla araç da aslında, araçlardaki pompalar da böyle. Araçta o arkasında gördüğünüz sistem pompa. Motor kısmı neresi? Aracın motoru. Yani gücü aracın motorundan alıyoruz araçlarda. Bunda araç olmadığı için bir motor kısmı var, bir de pompa kısmı var. Dolayısıyla motor ve pompanın birleşiminden motopomp elde edilmiş oluyor arkadaşlar. Motor ile pompanın birleşmesine motopomp diyoruz. Su kaynaklarından alahortumları vasıtasıyla su çekmek ve tahliye etmekte. Yani yağmur suyu bastı, bu suyun da çekilerek tahliye edilmesine bu makinaları kullanıyoruz arkadaşlar. 3 metre yükseklikten 8 barda maksimum 1800 demişiz ama bu motopomp için yeni bir motopomp vardır. Değişir. Çok da önemli değil. Hani bir fikir edinin diye yazdık. Saatte 90 ton su basma kapasitesi varmış. 7,5 metre yükseklikten 8 barda maksimum 800 litre dakikada su çekme imkanı sağlıyormuş. Bu motopomp için kullanıyoruz, konuşuyoruz diyoruz yine arkadaşlar. Daha küçükleri, daha küçük kapasiteleri veya daha büyük kapasiteleri tabii ki olabilir. Motopomplar genellikle böyle şuradan şu kollar açılıyor arkadaşlar. Hani sedye kolu gibi açılıp, bak şurada da var, karşıda da var. Personel tarafından da taşınabilir ama hantal makineler, ağır makineler olduğu için genellikle şu şekilde çeki demirli aparatlara oturtularak arkadaşlar bu şekilde hazır tutulur. İşte çeki demiri arabaya bağlanır. Motopomp arabayla beraber gönderilir arkadaşlar. Tabi burada işte şurada daha net görünüyor işte veya şurada yine alahortumlar da üzerine konuşlandırılıyor arkadaşlar. Bu pompayla beraber alahortumlar da buraya bağlanır, sabitlenir. Hortumlar burada işte bir cep yapılarak içinde işte o alahortumların klepesini bağladığımız veya hortumları birbirine bağladığımız yeterlikte ip olacak. İşte rekor anahtarlarımız falan yine bu cepte olması gerekiyor arkadaşlar. Hepsinin bir talimatnamesi vardır. Nasıl çalıştırılacağıyla ilgili bir talimatnamesi vardır. Hani gittiğiniz yerde bu talimatnameye dikkat edin arkadaşlar. Çünkü özellikle eski modellerde işte bazen emiş yapmama durumu söz konusu olabiliyor. Böyle bir duruma düşmemek için hani gittiniz vatandaş evini su basmış, bir an önce suyu tahliye etmenizi bekliyor. Siz orada pompayı çalıştıramıyorsunuz. Eğitim yapacaksınız arkadaşlar. Gittiğinizde bunların nasıl çalıştığını, huyunu, suyunu öğreneceksiniz. Olay yerinde başaramazsanız yaptığınız işin bir anlamı kalmıyor. O yüzden başaramıyorsanız da itfaiyede olağan durumda yapacağınız tatbikatlar, eğitimlerde başaramayın. Neden başaramadığınızı orada çözün, öğrenin, öyle olay yerine gidin. Aksi takdirde orada rezil olursunuz. Yaptığınız işin de bir anlamı kalmayacaktır arkadaşlar. Bazılarına dediğim gibi özellikle eski pompa düzeneklerinde bu tarlalarda sulamada kullanılan motorlar vardır arkadaşlar. O da pompa sistemidir aslında. İşte önce pompanın içine kovayla su dökmen gerekiyor. Hava varsa çalışmıyor. Bazı motopomplarda da böyle sıkıntılar vardır. Yani gittiğiniz ildeki, gittiğiniz itfaiyedeki, çalışacağınız itfaiyedeki bu ekipmanları tanımanız gerekiyor arkadaşlar. Pistonlu emme tulumbasının yağ seviyesini kontrol etmek gerekiyor. Akaryakıt deposunu kontrol etmek gerekiyor. Emme kolunun yani vitesin boşta olmasına dikkat etmek gerekiyor. Benzin musluğunun açık olmasına dikkat etmek gerekiyor. Boşaltma musluğunun kapalı olmasına, yani pompanın içindeki suyun boşaltılması için altta bir musluk oluyor. Bunun kapalı olmasına dikkat etmek gerekiyor. Alahortumun emiş ağzı suyun asgari 15 santimetre altında olması, alahortumdan işte o alahortum süzgeciden hava gelmemesi gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde devreye sokmuyor gibi işte emiş ağzının konulduğu yerin temiz olması, o alahortum süzgecinin konulduğu yerin temiz olması, işte emiş ağzının kirli sularda akış yönünde olmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Sağlıklı emiş yapabilmek için emiş hortumlarının bağlantılarının hava almayacak şekilde olması gerekiyor. Emiş hortumlarının emniyetini alay ipiyle sağlıyoruz.
ne demiştik? İp bağlamamız gerekiyor. Bunlardan bahsettik. Klep ipini mutlaka takacağız. Tahliye hortumlarını bağlayacağız. Yani o B çıkışlarını suyu tahliye edeceğimiz hortumlarda bağlayacağız arkadaşlar diyoruz. Suyu nereye tahliye etmek istiyor? İşte bir kanal vardır ileride. Kanalizasyon. O hortum sererek o kanalizasyonun ucuna kadar suyu taşıyabilmemiz gerekiyor. Basınç vanalarını ve alttaki tahliye musluğunu kapatmak, emiş hortumunun süzgeç kısmını suyun altında tutmak, işte çeşitli bilgiler burada var arkadaşlar. Bunlara bakarsınız. Talimatlar burada yine devam ediyor. Bakarsınız arkadaşlar. Okursunuz bunlara. Değinirsiniz. Ben burada kaydı altına girsin diye şöyle bir süre bekleyeyim. Siz durdurur izlersiniz. İhtiyacınız olur. Dalgıç pompalar var. Bunlar da motopompla aynı maksatla yapılan, yani emiş yapan, su emişi yapan arkadaşlar, su tahliyesi yapan ekipmanlar. Ama daha az kapasiteyle su tahliyesi yapar bunlar. Genellikle elektriklidir bunlar arkadaşlar. İşte şu ızgara kısmı suyun içinde kalması gerekiyor. Yani motopomp 10-15 santimlik su miktarı kalana kadar emiş yapar. Ondan sonra hava almaya başladığı için emişi bırakır arkadaşlar. Bunlar daha ufak olduğu için daha 3-5 santime kadar suyu boşaltabilecek kapasiteye sahip. Yani su baskınlarında genellikle kullanıyoruz. İşte şuraya elektrikli olduğunu söyledik. Şuraya hortumu bağlıyoruz. Buradan emiş yapıyor. Buradan da hortum sayesinde suyu taşımak istediğimiz noktaya taşıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir tahliye söz konusu diyoruz. Ne demişiz? Pompalar elektrik enerjisiyle çalışır. 220 ve 380 volt. Burada elektrik olduğu için su çekiyoruz tabii ki. Dolayısıyla yalıtkanlığının bozulmamış olması son derece önemli. Bir şamandıra sistemi de vardır burada. Ondan da bahsedelim. Bak şurada bir şamandıra sistemi vardır. Bu şamandırayı da çektiğiniz suya bırakıyorsunuz arkadaşlar. Susuz çalıştığında bu motoru yakıyor. O yüzden şamandıra sistemi çok önemli. Devrede olması lazım. Su seviyesi belli bir noktaya gelince artık motoru otomatik kestiği için, şamandıra devreden çıkarttığı için motoru koruma amaçlı yapılan bir sistem arkadaşlar. İşte çeşitli bilgiler var burada. İşte maksimum su basma yüksekliği 20 metreye kadar demiş. Maksimum çalışma derinliği 10 metre demiş. İki fazla 220 voltluk, yani saatte 25-30 ton su çekme kapasitesine sahip. Üç fazlaları saatte 30-35 litre ton su çekme kapasitesine sahip demişiz. Sıvı ısısı 40 santigrat derecedir demişiz. Ağırlık 19 kilo. Markadan markaya bu teknik özellikler de değişebilir. İşte gittiğinizde dediğimiz gibi bu ekipmanları inceleyerek nasıl bir ekipmanla çalışıyor olduğunuzu göreceksiniz arkadaşlar. Pompayı indirmek veya çıkartmak için kesinlikle kabloyu kullanmıyoruz. Şurada bir kolu var. O kola, yani bir derin bir noktaya indireceksiniz. O kola bir ip bağlayarak iple salıyoruz. Vatandaş alıyor, kablosuyla salıyor. Kablo zamanla orada bir yalıtımda bir sıkıntı yaşıyor. Ondan sonra elektrik çarpıyor falan filan. Bu işlere dikkat edeceğiz. Su ve elektrik aynı noktaya geldiği için, birleştiği için arkadaşlar, yalıtkanlığını sürekli kontrol ederek sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Pompayı yerleştirmeden tutma kolunu ip ile bağlıyoruz. Pompayı çalışılacak yere ip yardımıyla salıyoruz. Dibe oturduğundan emin olduktan sonra biraz yukarı çekiyoruz arkadaşlar. Yani o dipteki partikülü, tozu, pisliği almasın diye az bir şey yukarı çekerek onu o şekilde sabitliyoruz suyun içinde. Suyu dere, göl, gölet ve sarnıç gibi su havuzlarında çalıştırıp altına tahta çalışma yapılacaksa dip kirliliğinin çekmemesi için pompayı asarak veya pompa altına tahta yerleştirerek veya böyle bordür taşı falan da olabilir. İlla tahta olmayabilir. Yani temiz bir zemin oluşturarak oturtmamız, yerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tahliye hortumlarının kırılmaması önemli. Basıncı çok olmadığı için o suyu bağladığımız nokta var ya, hortumu buraya bağladık. Bu hortumu aşırırken, bir duvardan falan aşırırken kırılmışsa emişi yavaşlayacaktır. O yüzden hortumun kırılmamasına dikkat ediyoruz diyoruz arkadaşlar. Araç trafiğinde çalışılıyorsa bu da önemli.
hortum ve kabloları köprü kurarak, hortum köprüleri vardır böyle kasis gibi, arası boştur. Onları kurarsınız. Hortum oradan transit geçer. Geçen araçlar da hortumunuzun üzerinden geçmemiş, hem hortuma zarar vermemiş olur, hem makina ikide bir devreden çıktığı için motora zarar vermemiş oluyorsunuz arkadaşlar diyoruz. Fiş, priz gibi elektrik aksamını ıslak zeminlerden ve sudan korumamız gerekiyor. Yalıtımlı cihazlardır. Bu yalıtımın devamlılığını sağlamamız gerekiyor. Kabloları aşırı güneş ısısından koruyoruz. Her şeyi böyle arkadaşlar. Hortumları da güneşten korumamız lazım. Hani evde kıyafet yıkanıyor, güneşte kurutulmaması lazım. Yani bu tarz plastik ve kumaş ekipmanlar, malzemeler güneş ışığına maruz kaldığında zarar görüyor arkadaşlar. O yüzden bunları koruyacağız. Uzun süreli çalışmalarda pompa süzgecini zaman içerisinde kontrol etmemiz gerekiyor. Uzun kabloları kangal şeklinde sarmıyoruz arkadaşlar. Burada çok büyük detay. Kablo makarası vardır. Kablo makarasını götürdünüz. Atıyorum 50 metrelik bir kablonuz var. Kablo makarasını götürün ama size 5 metrelik kablo lazım. 50 metrelik kabloyu makaradan sökmeniz lazım arkadaşlar. Aksi takdirde o makarada gezdikçe elektrik ısınmaya neden olacaktır ve eritecektir. Bu da önemli. Aklınızın bir ucunda kalsın. Bu sarım şeklinin voltaj düşmesine sebep olacağını ve ısınacağını unutmayalım arkadaşlar. Çalışmalar tamamlandığında bütün malzemelerin bakım ve temizliğini yaptıktan sonra kullanıma hazır hale getiriyoruz tekrar. Pompalarda arıza durumunda üzerinde arızadır ibaresi yazılacak. Kademe yani tamirhaneye göndereceğiz arkadaşlar. Hiçbir şekilde onarımı yapılmayan malzeme kullanılmayacak arkadaşlar diyoruz.